aslında bir baskıyla karşı karşıyalar. Bu çok açık bir durum. Bunu nasıl göremiyorlar, görmek mi istemiyorlar bilmiyorum ama bu çok apaçık bir şekilde yaşanıyor. Tabii Türkiye bu konuda çok şey yaşadı geçmişte. Efendim hep başını kapatanlar mağdurmuş gibi, hep o mağduriyet anlatıları gündeme getirildi. Fakat Türkiye'de başı açık hanımlara yönelik yahut dekolte kıyafetler giyen hanımlara yönelik ne denli hakaretamiz vaazların verildiğini ve bu vaazları veren vaizlerin hiçbir işleme tabi tutulmadığını biliyoruz. Evet. Bangır bangır bu vaazlarını vermeyi sürdürüyorlar. Tersine bir şey söylediğinizde kendinizi savcının önünde buluyorsunuz. Bu hakikatleri dile getirmemiz lazım. O nedenle bu girişten sonra şunu belirteyim. Ben herkesin istediği giyim kuşamla yaşamın her alanında var olabilmesi gerektiğini kuramsal olarak destekleyen, savunan birisiyim. Nasıl istiyorsa insanlar öyle giyinebilmeliler. Mesleklerinin icabı olan kıyafetleri istisna ederek elbette ki. Onu zaten söylemeye lüzum yok. Bu ilkesel ifadeden sonra şunu belirteyim. Peki şimdi biz burada bir teolojik tartışma yapacağız deyim yerindeyse. Teolojik bir analiz yapacağız. Biz bu analizi yapabilme özgürlüğünü kaybetmek üzereyiz Ülke Hanım. Ben bir ilahiyatçı olarak mesela bugün kalkıp başörtüsü Allah'ın emri değildir diyebilme özgürlüğümü kaybetmek üzereyim. Bana bir tahakküm ve hegemonya var. Bana ve benim gibi düşünenlere. Bunu kabul edeceksin. Uygulasan da uygulamasan da bu Allah'ın emridir diyeceksin. Bunun aksine bir görüş bile beyan edemezsin. Sizin referansınız neresi bunu evet, söylerken? Bravo. Benim referansım Kur'an. Onların da referansı Kur'an. Değil nasıl mi? Nasıl oluyor bu Cemil Evet işte yani işte dini metinler böyle. Kutsal metinler böyle. Elastiki ifadeler vardır. Sözcüklerin çağdan çoğa anlam değişiklikleri vardır. Efendim Kur'an ayetleri özelinde konuşursak her ayetin bir hemen hemen çoğu ayetin diyelim her ayetin demeyelim. Çoğu ayetin bir esbab-ı nüzulü vardır. Yani iniş sebepleri, gelişi. Yani geldikleri sosyolojik faz, sosyolojik atmosfer önemlidir. Tarihsel atmosfer önemlidir. Geldikleri toplumun kültürel kimliği evet. önemlidir. Kur'an'daki tesettürle ilgili olduğu söylenen ayetlerin de bu perspektiften değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. O ayetlerdeki hükümlerin, o ayetlerde söylenenlerin büyük bir çoğunluğunun dönemsel olduğunu, sosyolojik olduğunu o günün döneme sosyolo- göre değerlendirilmesi gerektiğini mi vurguluyorsunuz? O günün sosyolojisiyle ilintilendirilerek tefsirinin yapılması lazım geldiğini söylüyoruz. Bunların mutlak bir emir olmadığını belirtiyoruz, belirtmeye çalışıyoruz. Ama belirtirken bir şeyle karşı karşıyayız. Bunu söylediğinizde diyorlar ki İslami ve dini değerleri aşağılıyorsun. Bunu ben afaki olarak söylemiyorum şu anda. Ben bunu bizzat yaşadım. Nasıl yaşadım? Açıklayayım. Ben Milli Eğitim Bakanlığı personeliyim aynı zamanda. Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri geldi evet. ve benim önüme yazı koydular. Dediler ki sen bunu niye yazdın? Neydi koydukları? 40 tane yazı koydular. Birisi de şuydu. Benim yazımda şu yazıyordu. Diyordum ki başı açıklar da başı kapalılar da tam anlamıyla özgür olmalı. Kadın isterse başını kapatır, isterse dekolte kıyafetlerle dolaşır. Kimse kimseye karışmamalıdır. Ama başörtüsü Allah'ın emri değildir dedim. Nasıl başörtüsü Allah'ın emri değildir dersin diye bana Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfettişleri sordu. Düşünebiliyor musunuz? Ben bu soruya muhatap kaldım yani. İnanılmaz bir şey. Demin dediğim gibi hani Anadolu'da şu propaganda yapılıyor, bu propaganda yapılıyor. Tam tersine bugün yaşamsal özgürlükleri, yaşam biçimi bağlamında özgürlüğü tehdit altında olan tesettürlüler, başörtülüler değil, başı açıklar ve başka tarz giyinmeyi veya başka tarz kılık kıyafeti tercih eden hanımların yaşam biçimi tehdit altında, tehlike altında. Bunu çok net olarak belirtmeliyiz. Zira benim doğrudan doğruya netice itibariyle sonuç olarak ben bir erkeğim. Doğrudan doğruya benim uygulayacağım bir husus olmamasına rağmen bu hususta belirttiğim bir görüşten dolayı açıklama yapmak, ifade vermek durumundayım. Anayasasında laik
olduğu belirtilen bir devletin müfettişlerine. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Peki evet. Bu tartışmada teolojik açıdan böyle hızlıca bir değerlendirme yaparsanız bize yapalım. Ki sonra hangi eleştirilerle karşılaşacaksınız bilmiyorum. Başörtüsü Allah'ın emri değildir diyorsunuz. Neden? Şundan dolayı Allah bir şeyi emrettiyse bakın önemli bir kuralı ortaya koymak istiyorum. Allah bir şeyi emrettiyse Kur'an'da o emri yerine getirilmediğinde o emri yerine getirmeyenlere nasıl bir ceza verileceğini de söyler. Bir ceza yok mu? Başörtüsü ve tesettürle ilgili hiçbir cezadan bahsedilmiyor Kur'an'da. Bir kere bu çok önemli bir özelliktir. Aynı şey namaz için de vardır, oruç için de vardır. Hiçbir cezası yoktur. Namazın da orucun da. Şimdi ben böyle dedim ya, birileri diyecek ki namaz yok dedi, oruç yok dedi. O kadar da ahlaksızca saldırıyorlar. Namaz da var, oruç da var. Ama bunu yapmazsan cezası şudur diye bir ifade yok. Namaz kılan birisiyim ben, oruç tutan birisiyim ben. Buna rağmen bizi de böyle itham edebiliyorlar. Tekrar başörtüsüne dönersek ve tesettür meselesine dönersek. İddia ettikleri gibi Kur'an'da başı kapatmak, saçı kapatmak biçiminde tanrısal bir buyruk varsa, bu buyruk yerine getirilmediğinde nasıl bir ceza öngörülüyor? Yanıtı yok. Çünkü hiçbir cezadan bahsedilmiyor. Ama mesela hırsızlık yaparsanız cezası var. Efendim cinayet işlerseniz cezası var. Zina ederseniz cezası var. Ama namaz kılmazsanız cezası yok. Oruç tutmazsanız cezası yok. İddia ettikleri gibi başı kapatmak diye bir emir varsa ki ben olmadığını düşünüyorum. O emiri yerine getirmezseniz bunu yapmadınız diye dedi bir cezası yok. Herhangi bir cezadan bahis yok. Buradan da anlıyoruz ki bu en fazla olsa olsa ancak bir tanrısal öğüttür. En fazla olsa olsa ve bir gelenektir. Sosyolojik koşullar çerçevesinde anlaşılması gereken bir uygulamadır. Aslında toplumsal statüyle ilgili bir düzenleme olduğunu çok netlikle görüyoruz orada. Çünkü ve yine dönemin koşulları da galiba tabii, tabii. Şöyle ifade edeyim. Cariye ve hür ayrımı var o dönemde. Sonraki dönemlerde de oldu tabii. Şurada köleliğin kaldırılışı çok yakın zaman biliyorsunuz. Yani bir 150 yılı bile yok. Efendim, cariye kadınlar ve köle kadınlar, özgür kadınlar, hür kadınlar diye bir ayrım var. Cariye kadınların kıyafetleri başka, efendim özgür kadınların kıyafetleri başka. Açık konuşalım. Cariye kadınlar göğüsleri de açık dolaşabiliyorlar. O dönemde göğüsleri de açık dolaşabiliyorlar. Ancak ister cariye olsun, ister hür olsun, herkes başına bir örtü almak zorunda zaten o iklimde. Erkekler bile başına örtü alıyor. Başına bir örtü almadan o coğrafyada, o iklimde yaşamanız zaten imkansız. Zaten örtülen bir başın tekrar başınızı örtün diye bir emrinin olması imkansız. Evet. Yani mantıki olarak da analiz ettiğimizde karşımıza bu gerçekler çıkıyor. Ama deniliyor ki örtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Ayette öyle diyorum. Nur suresindeki ayette. Efendim Ahzab suresindeki 59. ayette de başka açıklamalar var. Dış kıyafetlerden bahsediyor. Dışarı çıkarken giyilecek kıyafetlerden. Diyor ki örtülerini yakalarının üzerine darp etsinler, salsınlar. Yakalarıyla kastedilenler de göğüsleri. Çünkü o dönemde cariye kadınlar göğüsleri açık dolaşıyor. Ve hür Müslüman kadınların yakalarını örtmeleri isteniliyor. Cariye zannedilip de rahatsız edilmesinler. Çünkü o zamanlar cariye kadınlara sataşmak, efendim söz söylemek efendim tabii iyi görülüyor maalesef o dönemde. Hür kadınlara da bu şekilde sataşılmaması için yakalarını kapatmaları. Yine döneme göre alınmış O dönemin şeylerine göre. Bunu bir sürdüreyim izninizle. Şimdi burada işte Ahzab 59. ayette de mümin kadınlara, işte peygamberin eşlerine dışarıya çıkarlarken dış kıyafetlerini giymeleri, tanınmaları böylece ve incitilmemeleri şeklinde bir açıklama var. Yine biraz evvel işaret ettiğimiz noktaya varıyoruz. Dolayısıyla burada mesele kesinlikle sosyal statüyle alakalıdır. Ahlakla alakalı bir şey değildir. Zira ahlakla alakalı, birilerinin iddia ettiği gibi kıyafet ahlakla ilintili bir şey olsaydı, İslam şeriatında, şer'i hukukta cariye kadınların tesettür giymesi diye bir durum söz konusu değildir. Müslüman dahi olsalar. Bakın beni iyi dinlesinler. Müslüman bir kadın ama cariye. Onlara tesettür yok. Hatta
cariye olduğu halde tesettür kuralını uyguladığı için Halife Ömer tarafından azarlanan ve örtüsü alınıp çekilen kadın var. Sen cariyesin, nasıl tesettür kuralını uygularsın? Cariyesin ve tesettürsüz olmalısın. Müslüman olduğu halde bak. Müslüman kadın ama sen diyor cariyesin. Tesettür kuralını uygulayamazsın. Çünkü cariyeliğini gizliyorsun. Hür bir kadınmış gibi davranıyorsun. Yine sosyal statünün burada çok önemli olduğunu görüyoruz. Bu bir teolojik tartışma tabii. İnsanlar tartışmanın bu yönüyle pek artık ilgilenmiyorlar. İş bir inada bindi, bir kamplaşmaya dönüştü toplumda. Efendim başörtüsünden yana olanlar ve karşı çıkanlar gibi bir tartışmaya döndü. Ama biz bu tartışmaları özgürce yapabilecek demokratik ortamı, özgürlükçü ortamı kaybettik. Bugün 9 Ekim değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. 9 Ekim. 3 gün önce 6 Ekim'de Bahriye Üçok'un katledilişinin yıl dönümünü andık. 6 Ekim'de katledildi. Niçin katledildi? İşte bu benim şu anda konuştuğum konuları konuştuğu için katledildi. Yani Kur'an ayetlerine dayanarak başörtüsünün, tesettürün ilahi bir emir olmadığını söylediği için Bahriye Üçok'u İslami Hareket adlı bir örgüt katletti, öldürdü. Yani aslında burada dikkat çekilmesi ve insanların dikkatlerinin yoğunlaşması gereken nokta, kamuoyunda anlatıldığı gibi tesettürü savunanların uğradıkları mağduriyetler değil, tam tersine buna karşı çıkanların, buna karşı çıkma özgürlüğünü kullananların, ilmi veya sosyolojik yaşam bağlamında karşı çıkanların uğradığı mağduriyetler daha derindir. Bir de işin bu boyutu. Ama bakın şunu belirteyim. Neden 20 yıldır, 30 yıldır Türkiye'de başörtüsü üzerinden mağduriyet edebiyatı yapanlar bugün hiçbirisi kalkıp İran'da saçı göründü diye kadınların öldürülüşü hakkında tek kelime etmiyorlar? Neden kadınları katlediyorsunuz demiyorlar? Hiç demiyorlar. Hiç tanık oldunuz mu? Hiç rast geldiniz mi? Yani ey İran, sen nasıl kadınların kıyafetine karışırsın? Bak biz Türkiye'de bunun sıkıntısını yaşadık. Biz özgürlük getirdik Türkiye'ye. Ey İran, sen de özgürlük getirmelisin. Niye kadınların kıyafetine karışıyorsun? Dedi mi Türkiye'deki başörtüsü?